Günaydın canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, yine bugün bir kahvaltı videosuyla karşınızdayım. Kahvaltı demeyeyim, önce kahvaltı sonra temizlik yapacağız yine. Biliyorsunuz ben çalıştığım için hafta sonları bu işleri yapıyorum. Akşamları genelde hafta içi ufak tefek işleri yapıyorum. Şimdi okullarda tatil oldu. O zaman okul çocuğun ödevi vardı, onunla ilgilen falan. Biraz sıkıcı şey oluyordu ama güzel olacak gibi diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir de kanalımın ismini değiştirdim arkadaşlar. Bayağı bir arkadaşım dedi ki kanalımın ismi çok uzun. Bu şekilde yaparsan daha iyi olur. Olmadı değiştir falan. Ben de onların fikirlerine saygı göstererek değiştirdim. Sizlerin fikirleri benim için çok önemli. Her zaman dediğim gibi siz benim abonem değil, arkadaşımsınız. O yüzden aklınıza gelebilecek her şeyi, yani öneri, fikir, eleştiri, her şeyi açığım. YouTube'dan yazamazsanız Instagram'da adresim var orada. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şey olarak fikirlerinizi, önerinizi belirtebilirsiniz. Yani siz benim abonem değil, arkadaşımsınız diyorum her zamanki gibi. Arkadaşım olun, bu yolda hep beraber yürüyelim. Şimdi kahvaltıya başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün sabah bunları kalktım, güzelce yıkadım. Suyu süzüldü. Şimdi bunları güzelce, mütfer hamuru vardı, onunla pide şeklinde yapmayı düşündüm. Şunların içini alalım. Şekilde. Evet, sucuğumuzu da çıkardık. Şöyle. Evet, onu verdik fırına. Şimdi sıra gelsin. Bunda peynirli ve tereyağlı yapacağım. Bu şekilde de güzel oluyor. Bunu böyle deneyeceğim. Böyle açacağım. Evet, yeterli bu kadar. Fazla bunları büyük yapmayacağım. Şöyle kenara koyacağım. Kenardan böyle kapatayım. Eksel aram koyuyor. Yardım kaldırırken uzuyor. Az önce öyle oldu. Çıksana bir geçelim. Çayımı takacağım için şöyle de tereyağı atacağım içerisine. Evet. Böyle de deneyin, çok güzel oldu tereyağını atınca. Şimdi üzerine en son bir tane orta kısmına yumurta kıracağız. Şimdi kalsın kenarda bunu. Tekrar bir tane koyalım. Ona 3 tane sarı lazım. Biraz yanına tereyağı koyalım. Şu kısımda pasta olmasın. Evet, bu da bu kenara. Son bir tane yapalım. Ondan sonra da kalanını böyle tekrar kaldıracağım. Evet,
Bunu tatlama gerek yok zaten, peynir tuzlu. Yumurtasını atabiliriz. Yumurtası tuzlu değil. Şuradan biraz alalım, buna koyalım. Şundan da. Şuna bol kepçe koymuşuz. Tereyağını da koyalım. Şöyle. Düşürdük. Evet. Tereyağımızı da koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurtayla böyle kenarlarını. Kızarsın diye. Olur. Evet. Çok almış gibi böyle yapmış gibi. Kızarsın diye. Son olarak çikolata yumurta şeyi koyacağım ben buraya. Ziyan olmasın. Yumurtaya. Hatta şöyle yapacağım. Ben yumurta kıracağım. İkisine paylaşacağım. Çok güzel. Evet, şuna da koyalım biraz. Az bir miktar. İşte şunu da böyle yapsak. Şöyle. Evet. Şimdi biraz parlayacak zaten. Evet, şimdi kahvaltımızı burada biz hazırlayalım. O pişene kadar. Bundan koyalım. Normalde bizim orada tereyağı bunun üzerine konur. Yufka ekmek gelir ama. Şimdi ben bizim oraya uymayayım. Eşim nasıl sever bilmiyorum. Ben öyle seviyorum. Gerçi o da yiyor ama belki sevmeyebilir bu sefer. Biraz tereyağı koyalım şöyle. Tuzsuz tereyağı bu. Evet. Bunu böyle kenara alalım. Bu da kenarda kalsın. Dolaba koyduğumuz için maalesef donmuş bu. Normalde dolaba konmaz bal. Evet, bu şekilde. Burada çözülene kadar. Buradan kenara koyayım da bir kovanozu koyayım. En iyisi. Evet, şimdi de oğluşumun en çok sevdiği omlet yapacağım. Böyle 3 tane yumurta kullanacağım. Yarım çay bardağı süt kullanacağım. Bunun içerisine un kullanacağım. Birazcık süt. Tuzunu da ekleyelim böyle. Bunu oğlum benim çok seviyor. O yüzden genelde yapıyorum ben bunu. Yeterli. Biraz da pul biber kullanayım ben içine. Evet, biraz da şöyle pul biber koyalım. Tamamdır. Unu da ekleyelim. Bunu göz kararı yapıyorum. Çok koyu da çok cıvık da olmayacak. Şöyle mikserimizi açalım. Evet, bunu da bu şekilde güzelce karıştırdım. Kıvamı böyle olacak. Ne çok katı ne de çok cıvık. Güzelce bunu tavaya boşaltacağım. Pişecek. Bu ekmek gibi kabaracak. Evet arkadaşlar, bunu da pişirdim böyle, yumurtalı omletimiz. Bunu da koyalım böyle, keseriz. Evet, pidelerimiz pişti, böyle güzel de kabarmışlar. Şimdi diğerlerini de alacağım. Evet, bunlar da pişti böyle. Sucukları mucukları hiç güzelce pişmiş. Bunu da alalım servise. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı bu şekilde hazırladık. Güne kahvaltıyla başladık. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bir temizlik videosuna devam edeceğiz.
Soframız bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu odayı temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz? O kadar yorgunum ki anlatamam size. Orada çamaşırlar var, beni bekliyor. Katlayacağım, asılacak. Prenses sınıfındaki keyfe bakar mısınız ya? Bakar mısınız ya? O kadar miskin ki bütün gün burada. Evet. Buralar temizlenecek. Oralar silinecek. Yardıma gelen yok mu ya? Hiç halim yok bugün temizlik için. Ama mecbur yapacağım. Çünkü ben genelde temizliğimi hafta sonu yapıyorum. Hani küçük temizlikleri akşamları gücüm yettiğince yapabiliyorum. Fakat büyük temizlikleri hafta sonuna saklıyorum. Evet, orada bir tane akvaryum var. Balık alırız diye koymuştum. Orada duruyor. Sağ olsun Prenses Hanım vardı da rahat bırakmadı hayvanı. O yüzden ben atmadım onu. Yarın öbür gün belki yüksek bir yere yaparız diye oraya bıraktım ama onu kaldırmam lazım orada. Buraları silip süpürmem lazım. Bütün evi gerçi de silip süpürmem lazım. Ve hiç halim yok bugün. O kadar yorgunum ki. Çamaşırları toplayayım önce ben. En iyisi çamaşırlarımı asayım. Ondan sonra temizliğime başlayayım. Evet, bu şeyin manzarasını da göstereyim ben size. Camlar da kirlenmiş. Odanın manzarası görüyorsunuz. Mutfak burada yan yana olduğu için manzara bu şekilde. Şurada böyle değişik bir bina bu ya. Arka tarafta nasıl bu? Şöyle bu şekilde iç içe bir bina yani. Değişik, önüm açık değil. Bir sadece şeyde güneş görüyor. Bu buralarda görüyor da yatak odasıyla giyinme odasında güneş, sabah güneşi net geliyor. Burada mutfak akşamüstü görüyor. Ama dediğim gibi çok şeyli yani, etrafım dört duvar gibi. Hapis gibi burası. Yani pek sevmiyorum açıkçası bu evin bu halini. Bir an önce kendi evime geçsem, benim kendi evimin önü bütün her yer şey gibi düşünün. Köy gibi düşünün. Her yer önü açık. Gece konular var. Gece konular derken lüks gece konular, böyle küçük küçük yeni yapmışlar böyle. Bahçeleri var. Sebze falan dikmişler. Soğan falan dikiyorlar orada. Üst tarafı cadde zaten. Bir an önce gitsem mi diye düşünüyorum kendi kendime. Ama bakalım, kısmet her şey kısmet. Evet, evet arkadaşlarım, fazla konuşmayalım. Ben işime gücüme bakayım. Buraları güzelce toparlayayım, temizleyeyim. Kahvaltımızı yaptık zaten. Bakar mısınız ya? Cam açtım ya, inanmıyorum. Cam açtım ya. Kız sen hep böyle zaten. Evet arkadaşlar, ben başlayayım şimdi. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Çamaşırlarımızı topladık. Evimizi şey yaptık. Bunları götüreceğim şimdi balkon tarafına. Güzelce bir silkeleyeceğim. Hayır, yastıkları götürmeyeceğim. Şu şeyler kalsın. Yastıkları şöyle türleri götüreceğim. Şu büyük yastıklar kalsın. Bunları götürmeyeceğim balkona. Şunu, şu ikisini balkona götüreceğim. Hatta şuraya koyayım. Biraz. Evet, buradan başlayacağız şimdi. Şu perdeleri kaldıralım. Şunları şöyle bir alalım. Şunu da şu tarafa çekelim. Bir ışık vursun eve. Şimdi öncelikle bir süpürme işlemine başlayalım. Sonra da inşallah sileriz. Şu ışıkları da açalım. Evet. Çünkü bu tarafa henüz şey olmadığı için, güneş gelmediği için karanlık olacak haliyle. Evet. Ben başlıyorum şimdi temizliğime. Chester'larda şu kısımlar keşke de almasaymışım. Ben bunu alalım yaklaşık 2-2,5 sene oldu. Şu kısımlar hep toz topluyor. Bana arkadaşım demişti, alma demişti. Ben alacaktım, vazgeçtim dedi. Sen de alma dedi.
toz toplar dedi. Çünkü buralar hep şey oluyor. Şimdi temizlerken mesela burada prensesin tüyleri falan hep buraya birikiyor. Tüy alıcı kullanıyorum ama yine de prensesin tüyleri genelde burada birikiyor. Yani alacak olursanız Chester bu şu şekilde değil de düş şeklini düşünebilirsiniz. O şekilde alın. Çünkü bunun temizliği zor oluyor. Yani ben sürekli elimde bezle gezmek zorundayım. Böyle üzerinden ya da tüy toplayıcıyla gezmek zorunda kalıyorum. Böyle üzerinde sürekli tüyler oluyor. Onu da söylemek istedim yani. Yaptım. Temizlik topuzu buna. Ben temizlik topuzu diyorum. Toparladım. Çok sıcak. Bildiğiniz gibi değil. Şu an o kadar sıcak ki nemli bir hava da var. Şimdi o tarafları da süpürdüm. Şimdi burayı sileceğim. Buranın tozunu alacağım. Sırayla gideceğim. Suyumu hazırladım. Suyumun içine çamaşır suyu, yüzey temizleyici. Bir de ben şey koyuyorum içine. O da parfümleri var ya, onlardan ben sıkıyorum. Koku versin diye tavsiyelerim. Güzel koku veriyor. Onu koydum. Şimdi bu odayı güzelce tozunu da alacağım. Silinden sonra sırayla diğer odalara geçeceğim. En son tuvalet banyoyu yıkayacağım. Tabi oraları çekmeyeceğim. Sadece bu odayı çekeceğim. Öyle yani. Biraz dinlendim. Sonra gittim o tarafları süpürdüm. Bayağı da saat geçti. Şimdi işlerimi yaptıktan sonra yemeğe duracağım. Yemek yapacağım akşam yemeğine. Geçen hafta mesela eşim bana yardım etmişti. Ben süpürmüştüm. O silmişti ama bu hafta maalesef kendisi yok. Dükkanda olduğu için yine iş başa düştü. Ben yapacağım bu hafta yine. Evet. Ama anneciğim sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Ha? Anne. Şurada alalım güzelce. Hayır yok. Oh benim bebeğim. Benim. Bana göre hayvan seven insan merhametli insandır. Ben her zaman bunu söylerim. Eğer bir insan hayvan seviyorsa merhameti yüksektir. Yani sevmeyenler için yani şey, merhametsiz demek istemiyorum. Yanlış anlaşılma olsun olsun da. Fakat hayvan seven insanların merhameti daha yüksek diye düşünüyorum. Ben buna dikkat de ettim. Çünkü acıma duygusu yüksek. Anneciğim. Var göstereyim size. Şurada kaç tane bunun içine koydum, içeri koydum. Şöyle keselerde lavanta galiba bu. Yok, leylakmış. Evet, bu leylak. İki tane de hola koydum. İki tane diğer odaya koydum. Koku versin diye. Zamanla gerçi kokuları gidiyor ama evin içine güzel bir koku veriyor. Aroması da güzel. Seviyorum ben böyle şeyleri. Demek istedim. Sizin aklınızda olsun böyle sabunlar falan varsa koyabilirsiniz. Böyle bence bu kadarlık yeter. Kurumasını bekleyeceğim. Cam açamıyorum. Diğer odaların camı da açık olduğu için ceyran yapıyor. O yüzden ben de şey yapıyorum. Burayı fazla açmayacağım. Çünkü kapı cam olduğu için bu kapılar kırılabilir. Böyle kendi kendine kurusun. Evet. Ben diğer odaları da sileyim. Sonra geleyim buraya. Tozunu alalım hep beraber. Evet, geldim. Her tarafı yine sildim. Geldim. Öncelikle şunlardan başlayalım. Hemen bir tozunu böyle alalım. Şöyle kenarlarını kurumaya bırakalım. Evet, hemen tozu alındı, silindi. Kendi kendine kurusun bunlar. Sonra televizyonun tozunu alacağım. Sehpacağım. Sırasıyla hepsini yapacağım.
Evet, bunu da bitirdik. Televizyonunkini aldım. Şöyle. Televizyona gidip kuru bez getirmem lazım benim. Evet, gittim. Kuru bez getirdim. Islak kalmasın. İyisi yapıyor çünkü. Kuru bezle silince daha güzel olacak. Ayakkabılarımı da aldım. Şu kumandanın şeyi çıkmış. Onu ben takamam. Takarlar. Şu ayakkabılarımı alayım. Sonra şunlar güzel mi canım? Şunlar, şu bez çok güzel şey yapıyor. Siliyor. Acayip güzel temizlik yapıyor yani. Bu kadar tahmin etmemiştim yani. Biraz kalır. Geçen gün şey de sildim bununla. Tavuğun balısı falan. Hiç istemedi. Burada tırnak çiçeği var. Bunun içinde oğlumun kitapları, defterlerini koydum. Şimdi okullarda tatil ya. Test şeyleri aldım kendisine. Çözer diye. Şurada çaydaki sıvı çay koymuşlar galiba. Böyle koyalım. Evet, tozunu koyalım. Alalım. Buraya birkaç tane obje almam lazım diye. Şey yapmadım hiç. Aslında ben öyle daha dediğim gibi şey sevmediğim için eşya falan böyle şeyler bana daha rahat geliyor. Sade şeyler. Evet, bunu böyle koyalım. İçini sildim. Bezimi yıkadım. Şöyle şunun üstünden de böyle bir geçeyim. Kurulmasın. Buna da iz kalmasın. Tamamdır. Bu işlem de tamamdır. Şimdi ne yapalım? Gidelim sizinle. Şuraları alalım. Şunu bence biraz ittirelim. Sonra çekeriz tekrar bu tarafa. Şöyle de alayım tozlarımı. Bu gri olduğu için tozu şey yapıyor. Oğlum kendi şeyini yapmış. Buraya koymuş. Tozu hemen belli ediyor. Koyu renkler genelde tozları belli ediyor. Ama işte buraya da başka renk olmuyor maalesef. Bir kuru yalayalım. Onu kuruladık. Objelerini silelim. Sırasıyla koyalım üzerine. Evet. Böyle kalsın. Ben buraya fazla şey yapmıyorum. Burada kalıcı olmadığımız için özen göstermiyorum. Özen derken yani buranın eşyalarını falan. Çünkü ben burada da koku var. Buraya aldığım zaman kendi evime geçtiğimde olmayabilir. Başı başına masraf yapmak istemiyorum. Orası da şey büyük yani. 3+1 kendi evimde. O yüzden oraya geçtiğim zaman ona göre kendim yapmayı düşünüyorum. Mesela eşyaların olsun, dekorun olsun. Bakalım kısmet olursa öyle düşünüyoruz. Şunları da koyalım. Evet. Bu fillerime. Bu fillerimi yetti aldım. Henüz olmadığını yettim. Bakalım. Olur mu acaba? Hep olacak diye de bir şey yok herhalde, değil mi? Bütün niyetlerimiz olsaydı Rabbim hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısını. Her zaman onu söylüyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Başta sağlık. Bu bulunmuş ama düşün. Gerisi hallolur. Sağlık olunca. Diğer telefon burada kalmış. Sağlık olunca gerisi inanın ki gelir. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın bizi. İyi insanlar çıkarsın karşımıza. Evet. Şu gümüşlüklerimi de bir ara parlatmam lazım. Ben seviyorum böyle gümüşlükleri falan. Parlatmam lazım bunları da. Parlatma işlemi de şeyle yapıyorum ben genelde. Karbonatla falan. Böyle. Koyayım. Bunun ama rengi öyle yani siyahlı duruşu. Bunun orijinali o şekilde siyahlı. O yüzden bunu sadece şu içindeki alayım. Tepsisini bir güzel sileyim. Şunları tuzunu falan alalım. Böyle koyalım.
çekerliği bu da. Bunları sevdiğim için koyuyorum buraya. Normalde aslında koymam da. Gümüş olarak seviyorum. Müzik yaparken ben biraz sakarım galiba. Fazla şöyle yaklaştırayım ya. Uzakta kalmayın. Bunu da böyle koyacağız. Evet. Şunu da sileyim. Bunda ne kalmıyor? Bunun tahtasını o yüzden kuru bezle silmeyeceğim. Bunlar böyle sulamık, bonluk gibi bir şey. Şu altını da aldık mı bu işi, buranın işi bitiyor. Evet. Burayı bitirdik. Şimdi ben bir oluşum tableti. Bu tripodum benim. Şöyle alalım. Bu beyaz olduğu için toz hemen belli ediyor. Yani şöyle bunu koyalım. Dekor olarak. Bunun üzerine başka vardı. Ben onların hepsini attım. Gereksiz şeyleri tutmuyorum yani. Ve gereksiz şeyler de bundan sonra almamaya çalışıyorum. Eskiden çok müsriflik yapıyordum da artık onlara dikkat ediyorum. Gereksiz şeylerden kaçınıyorum. Almıyorum. Oğlumun tabletini de yine koyayım. Aradığında bulsun burada. Şu tripodu oranın altına koyayım. Telefonu böyle koyayım. Diğer telefonumu koyayım. Bunları biz çok kullanıyoruz. Bu odada otururken çay falan bu sehpaların üzerine koyuyoruz. Şu şeyi boyamayı düşünüyorum ya. Fenerler var şöyle. Beyaz beyaz. Şunları. Bunları boyamayı düşünüyorum. Çünkü niye şey oldu. Bunlar matlaştı durdukça. Bunlar ham şeydi. Yani bildiğimiz üzerine sadece bir boya atılmıştı ahşabın üzerine. Fakat böyle rengi kaydı, şey oldu, siyahlaştı gibi bir şey. O yüzden ben bunları ya beyaza ya da başka bir renge boyayacağım. Üçlü bunlar. Onun da videosunu atacağım size. Evet, her tarafı temizledik. Mis gibi yaptık. Bir tane toz yok. Güzelce her tarafın tozunu aldık. Aa, her tarafı aldık derken ben o sehpayı unuttum. Onu almadık. Ay gideyim ben onu da alayım şimdi. Onun tozunu unuttum ben. Burayı da aldık. Burayı da aldık. Evet, güzel bir iş çıkardık yine bugün. Haftaya kadar bu bana yeter. Haftaya da Allah büyük artık yani. Evet arkadaşlar, ben burada kapatıyorum. Evet, temizliğimiz bitti arkadaşlarım. Sildik, süpürdük, tozunu aldık. Herhangi bir şey kalmadı. Şimdi sadece bir tuvalet banyom kaldı. Oraya gideceğim, yıkayacağım, temizleyeceğim. Yani yoruldum, bayağı bir yoruldum. Şu gördüğünüz alan değil sadece benim yani yaşantım. Mutfak ve oturma odası değil. Giyinme odası var, yatak odası var. Deponun üstünde eşyalar vardı. Onları kenara aldım. Açık alanı sildim, süpürdüm. Onlar var. Bu ev yaklaşık 120-130 metrekare vardır. Yani bayağı büyük bir ev. Yani süpürmeye durduğumda yaklaşık 25-30 dakikayı alıyor, rahat alıyor yani. Sadece süpürmesi, bunun bir de silmesi var, tozunu alması var. Biraz yoruyor açıkçası bu ev beni, şey olarak, büyüklük olarak. Ama olsun, sonuçta kendi evimi yapıyorum. Dediğim gibi haftada bir kez temizliği yapıyorum, büyük temizliği yapıyorum. Normalde hafta içi eğer bir şeyler varsa sadece küçük süpürgeyle süpürüyorum. Öyle üstten tozunu alıyorum ya da bir şey dökülmüşse onu toparlıyorum. Ama hafta sonları genelde büyük temizliğimi yapıyorum. Mesela haftaya camlar var. Camları düşünüyorum ama yetiştirebilir miyim bilmiyorum. İzine çıkacağım. Çıkarsam belki o zaman yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım, her şey kısmet. Evet, bu arada arkadaşlar ben videonun başında da söylediğim gibi ben kanalım ismini değiştirdim. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğim. Çünkü benim kanalım ismim biraz uzundu. O yüzden kısaltılmış olarak vereceğim. Yani vlog derken sadece vlog, ev temizliği, yemek falan düşünmeyin. Kanalımda her şey olabilir yani. Her an her şey yapabilirim. Çünkü dışarı gittiğimde de atabilirim. Gezdiğimde de atabilirim. Denize gittiğimde de atabilirim. Pikniğe gittiğimde de atabilirim. Her şeyi yapabilirim. Yani
şey olarak her telden var benim kanalda diyelim sizlere. Umarım daha iyi olacağını düşünüyorum ben bu şekilde. Evet, bana destek olup kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşım olursanız sevinirim. Videomu burada ben sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.